Herkese merhabalar. Ben Huri Huri Metek, Mutfakta. Kanalıma da hoş geldiniz. Evde bardak varsa kalıba gerek yok. Çok basit. Tarifimize hemen başlayalım. 4 adet elmam var. Kabuklarını soyarak hazırlıyorum. Evet elmayı soyduktan sonra iç kısmını temizleyerek hazırlayalım. ve evet, 4 adet elmamı aynı şekilde hazırladım. Küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Ben tatlı elma kullandım. İsterseniz ekşi elma da kullanabilirsiniz. 4 kayısım var. ince olacak şekilde doğruyorum. Evet elma ve kayısıları geniş bir tavanın içine alalım. Yarım kase kuru üzüm ekleyelim. Bir su bardağı toz şeker. Yüksek ateşte suyu bitene kadar pişirmeye bırakalım. Ara sıra mutlaka karıştıralım. Bir su bardağı ceviz isteğe bağlı tarçın ekleyerek karıştıralım. Altını kapatarak soğumaya bırakalım. Hamuru için 125 gram tereyağı, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, bir tam yumurta, bir çay bardağı pudra şekeri, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu. Tüm malzemeyi homojen olana kadar elimizde yoğuralım. 5 su bardağı unu azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur hazırlayalım. Evet hamuru tezgah üzerinde aldım. Pürüzsüz olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu tek beze halinde orta incelikte açalım. Evet evdeki en büyük su bardağı ile yuvarlak olacak şekilde kesiyorum. Kenarından çıkan hamurları toplayarak tekrardan yoğurarak hazırlayalım. Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız ben destek olmak için sevinirim. Evet toparladım. Hamuru tekrardan bir beze haline getirdim. Aynı ilkelikte olana kadar açıyorum ve bardak yardımıyla kesiyorum. hazırladım soğuttum elmalı iş harcı hamurun yarısına gelecek şekilde eşit olarak pay edelim Evet, diğer hamurun da kenarlarını toplayalım. Beza haline getirerek aynı işlemleri yapmaya devam edelim. Elmalı iş harcımızı pay ettikten sonra hamurlarımızı dikkatli bir şekilde katlayalım. Kurum tepsisini aralıklı olacak şekilde alalım. Üzerine bir adet yumurta beyazını çırptıktan sonra sürelim. File badem serpiyorum. Dilerseniz fındık, fıstık serpebilirsiniz veya sade olarak da bırakabilirsiniz. Evet kurabiyelerim fırına girmeye hazır. 170 dereceli fanlı fırında üzeri hafif bir şekilde pembeleşene kadar pişirmeyi bırakıyorum. Evet hemen fırından çıkardığımız gibi soğutmadan üzerine pudra şekeri serpelim. Derseniz sade olarak da ikram edebilirsiniz. kendi halinde soğutmaya bırakalım. Evet elmalı kurabiyeleri bir de yakından göstermek istiyorum. Pastanelerde satılan elmalı kurabiyelerden hiçbir farkı yok. Servis sabahını alarak ikramı hazırlıyorum. Hem bereketli hem lezzetli hem de gerçekten muhteşem görünüyor. Mutlaka deneyin. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunlara da izlemeyi unutmayınız. kolay gelsin herkese.